gelmişken burada yemek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıfat gibi sözünden ilham alarak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان من ينفع الناس buyuruyor. İnsanların en hayırlısı insanlara yardım eden, onların yardımına. Ya Allah, bismillah, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bizim işimiz burada hayırla başlamış. Yüce Rabbim bunu hayra da denk getirmiş. Hayırlı bir güne. Bütün günler hayırlıdır da daha da hayırlı bir güne denk getirmiş. Demek ki bu işte hiçbir sorun, sıkıntı olmaksızın Allah'ın izniyle biz bu işi tamamlayacağız. Asmalı evlerimizin aile sağlığı merkezi, bizim bildiğimiz adıyla Sağlık Ocağı, Asmalı evlerimizin 4-6 yaş kreşi, Kur'an kursu, Asmalı evlerimizin camisi hayırlı, mübarek olsun inşallah. Duaları eksik etmeyin. Tabi burası 2000 metrekarenin üzerinde bir alan. Bu 2000 metrekarelik alanda 1550 metrekarelik kapalı bir alan inşa ediyoruz. Büyükçe bir tesis, onu söyleyeyim. Bu tesisimizin içinde saydığımız o hizmetler var ya, onların benzerlerinden. Şimdi kreş bir eğitim yuvasıdır. Aynı zamanda bir eğitim yuvasıdır. Biz şimdiye kadar 2019'da 2024 arasında yine Muhammed amcamızla birlikte bir yola çıkmıştık. Pamukkale Belediyesi Muhammed Serten İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi inşaatımızı bitirdik. Orada artık çocuklarımız eğitimini alıyor. İki okul orada. Yine bir doğa ve fen okulunu yıkılmış, virane olmuş hallettik. Şimdi çocuklarımız o doğa ve fen okulunda. Üç okul yaptı. Şimdiye kadar üç tane camimizin altında yine kreşler yaptık. Şimdiye kadar 13 tane okulumuzu baştan sona içiyle dışıyla birlikte komple boyadık. 8 tane okulumuzun içerisine futbol sahaları yerleştirdik. Bir tanesinin içerisine yine rugby sahası yerleştirdik. Birçoğuna basketbol sahaları, voleybol sahaları yaptık. Eğitim denince akan sular duruyor bizde. Bundan sonrasında da işte bugün bu başlatmış olduğumuz bu proje eğitim konusundaki çalışmalarımızın devam edeceğinin bir diğer işareti, bir diğer vizyonu olmuş oldu. Tabii Sağlık Ocağı da yapıyoruz. Bir tane sadece burası yok. 5 tane mahallemizde sağlık evlerini hayata geçirdik çok şükür. Artık oraya giden sağlık personelimiz daha güzel, kendilerine yakışır yerlerde hizmet veriyor. Yine Anafartalar mahallemizde buradaki protokolümüzle birlikte çok sıcak bir günde temelini atmıştık. Onun da çok şükür bütün iş ve işlemlerini bitirdik. Geçtiğimiz meclis gününde kararını da aldık. Şimdi geldiğimiz noktada birçok yerde çalışmaları bitirdik. Aktepe, Anafartalar, Karşıyaka, Dokuzkavaklar, Fatih, Deliktaş, Cumhuriyet. Şimdi Hürriyet de bitti. Geçen hafta sıcak asfaltları atıldı. Bunun yanında Kayhan ve Asmalı evler kaldı. Allah'ın izniyle
bu kadar büyük büyük işleri yapan bu çalışan insanlar burayı da çok kısa bir süre içerisinde tamamlayacaktır. Bizim burada işlerin profesörü Osman Zolan var. Yine aday gösterildi. Allah'ım nazarlardan saklasın. Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Kendisine de çıkmış olduğu bu yeni hizmet yolculuğunda yeni yeni büyük büyük destanlar yazmak nasip olsun diyorum. Hayırlı mübarek olsun inşallah. Bu temel atma töreni şimdi hakikaten çok fazla iş yapılmış. Kreş, cami, aile sağlığı merkezi, bunu ben aklımda tutamazdım. Serter ailesinin Denizli'de ticarete katkısını biliyoruz. Manevi değerlere sahip çıkışını hep birlikte şahit oluyoruz. Özellikle Regaip Kandili'ni idrak ettiğimiz bu günde böyle özel bir değeri ortaya koymak, Allah onlardan razı olsun. Ben kıymetli belediye başkanımız Avni Örke'ye de Denizli'yi bugün de inşa ve imar eden kıymetli abim Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Cumhur İttifakı adayımız Sayın Osman Zolan'a da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bu mahallelerde altyapıda, üst yapıda zaman zaman aksaklıklardan bahsediliyor. Ancak şunu dikkate almanızı istiyorum. Denizli'de Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde bu süre zarfında tek bir çivi çakıldıysa, bunu da arkadaşlar, basın mensup arkadaşlar rahatça paylaşabilirler. Bu eleştirileri yoğunlaştırsınlar. Altyapıdaki yerel yönetimler algı ve anlayışının nasıl zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Siyaseti ortaya koyan herkes biliyor. Bakın, 2 yıllık pandemi sürecini hep birlikte yaşadık. Devamında deprem gerçeğini yaşadık. Sayın Osman Zolan ve Sayın Avni Örki başkanlığındaki Büyükşehir ve Pamukkale belediyelerimiz deprem bölgelerinde bu yoğun sıkıntılarla, acılarla açtığımız bir süreç. Ben yerel yönetim algı ve anlayışlarımıza güveniyorum. 31 Mart 2024 tarihinde hemşehrilerimizin sandığa gitmek suretiyle gerekeni yapacağını biliyorum. Önce hemşehrilerimizin desteği, daha sonra Cenab-ı Hakk'ın izniyle Cumhur İttifakı olarak Denizli kentinde yepyeni bir başarıya, 20'de 20 hedefine hep birlikte ulaşacağız. İşiniz gücünüz rast gelsin. Cenab-ı Hak hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Denizli merkezde maalesef çok sıkışmış durumdayız. Merkeze baktığınızda aile hekimi başına 3500 nüfus düşüyor. Takdir edersiniz ki bu 3500 kişiden hasta olanları muayene etmekten gerçek koruyucu sağlık hizmetlerine ayıracağımız zamanı gittikçe kısıyoruz. Onun için merkezde yapılan bu tür yatırımlar bizim için çok çok değerli. Burada başta Avni Başkanım olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Böyle bir yatırım yapılsın dediğinde buraya bir sağlık ocağı ihtiyacı var mı diye beni arayan, bu bölgedeki ihtiyacımı anlatıp bana destek olan en başta Avni Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de en büyük problemimiz şehir merkezinde arsa bulmak. Muhtarlarımız, belediye başkanlarımız sağ olsunlar, eğer arsayı bulursak oraya sağlık yatırımı yapabiliyoruz. Bugün burada temeli atılan alanda 3 ama potansiyel olarak 4 aile hekimini barındıracak kadar bir alan yapılıyor. 4 aile hekimi demek bugünkü nüfusla düşündüğümüzde 3000'den desen 12000 nüfus buradan sağlık hizmeti alacak. 12000 nüfusun başvurusuna baktığınızda da günde 300-400 civarında kişi buraya girecek ve buradan sağlık hizmeti alacak. Ben başta Büyükşehir Belediye Başkanımız bize çok destek oluyor. İnşallah onun yaptığı çok güzel aile sağlığı merkezleri var TOKİ'ler tarafında. Çok yakında tamamladılar, bize devrini yaptılar. Oraların da açılışını yapıp orayı hizmete geçirmek nasip olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Bir hayırseverimizin, Denizli'de yaşayan bir hayırseverimizin kendine bundan bir sosyal sorumluluk hissesi çıkartarak bu işin altına girmiş olması, doğduğu topraklarla ödeşmeye ve üleşmeye, herkese de örnek olmaya imkan veren Sayın Serter ailesini canı gönülden kutluyorum. Hizmetleri daim olsun. Çok teşekkür ediyorum. Buradan hizmet alacak asmalı evlerdeki vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Pamukkale'mize hayırlı olsun. Burada güzel bir işin başlangıcını yapıyoruz. Bayağı da ilerlemiş. Hem camimiz, hem sağlık ocağımız, hem de kreşimiz, 4-6 yaş grubumuz,
Her biri ayrı değerde, her biri ayrı güzellikte, her biri insanımıza hizmet ediyor. İnsanımızın ihtiyacını karşılıyor, değer katıyor. Bunun için bu proje çok çok kıymetli. Hele bugün Recaip Kandili günü gecesine tevafuk etmesi, o da ayrı bir Allah'ımın takdiri. Onun için Serter ailesi hem ticarette hem hayırseverlikte Denizli'mizde o en üst seviyede güzelliği bırakmışlardır. Ben size çok çok teşekkür ediyorum. Şöyle Pamukkale Belediye Başkanımız da bu işleri gerçekten çok arzu ediyor ve güçlü bir şekilde sadece bu işleri değil, Pamukkale ilçemizin ihtiyacı olan birçok işlerin altına imza attı. Birçok güzellikler ortaya çıktı. Tabii ki bir şey yapmak çok kolay değil. Hele geçtiğimiz dönemde 2 yıl pandemi, depremler, dünyadaki ekonomik dalgalanmalar, belirsizlikler, savaşlar tabii ki birçok kurumun yürüyüşünü de, gücünü de nefessiz bırakıyor. Onun için ona rağmen Pamukkale Belediye'miz, Avni Başkanımız çok güzel işlerin altına imza attı. Ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Pamukkale Belediye Başkanımız öyle güzel bir işe imza atmış ki, o kadar bir hayırlı iş. Tabii bu hayırlı işi de Serter ailesiyle beraber yapmış. Ben bu anlamda çok teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle Yükselen Kreş. Gerçekten bir kadın olarak çok teşekkür ediyorum Muhammed abicim. Çünkü niye? Kreş dediğimizde bu bölgede biz biliyoruz ki çok fazla çalışan kadın var. Çalışan kadın çocuklarını bir yere bırakmak istediklerinde en büyük sıkıntısı kreş sıkıntısı. Çocuklarını bırakamadığı sürece aile ekonomisine, ev ekonomisine katkıda bulunamıyorlar. İnşallah burada bunu güzel bir şekilde çözüyorsunuz. Ben inanıyorum çok büyük dua alıyorsunuz. Onun yanında çok güzel bir camimiz inşa edilecek inşallah. Orada çok güzel manevi değerleri, duyguları yüksek güzel gençlerimiz, insanlarımız, yaşlılarımız, büyüklerimiz hepsi eğitim alacağı güzel bir yer. Kur'an kursunun da olduğu bir yer. Bu da bizim için çok önemli bir yer. Onun yanında da aile sağlığı merkezi. Biraz önce Berna Hanım söyledi. Aile sağlığı merkezi gerçekten çok önemli. Burada biz burada insanlar hasta olduktan sonra gelsin değil, erken tanıyı çok önemsiyoruz. İşte kanser hastalığında, şekerde, tiroidde ne varsa öncesinde erken tanıya sahip olsunlar ve çok kolay bir şekilde en güzel şartlarda aile sağlığı merkezinde sağlık hizmetlerine ulaşabilsinler istiyoruz.